Ramazan ayının 3. günündeyiz. Ana haberde iftar saati yaklaşırken İstanbul'un farklı noktalarına gidiyoruz. Binlerce kişiyle birlikte iftarı bekliyoruz. O hazırlıklara tanık oluyoruz. Şimdi yeniden arkadaşımız Fulya Öztürk'e döneceğiz. Öyle bir bekleyiş için Fulya Bağcılar'da. Seni dinliyoruz. Duygu, Ramazan belli bir süre aç kalmak demek değildir. Ramazan, oruç tutmak, aynı zamanda dayanışma, birlik, beraberlik ve tabii ki kalabalık sofralar demektir. İşte biz de bugün kalabalık sofraların kurulduğu bir mahalledeyiz. Bağcılar'da Yüzyıl Mahallesi'ndeyiz. Bakın, görüyorsunuz, yüzlerce kişi sofralara geçti, oturdu ve ezanın okunmasını bekliyor. İstanbul için iftar vaktine artık dakikalar kaldı. Bağcılar Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu iftar sofrasında yüzlerce kişi bir araya geldi. Hemen bir menüye bakalım. Bakalım neler var menüde, görelim. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Ramazanlar. Şöyle gösterelim, mercimek çorbası, pilav, kapalı ama açmayalım şimdi yemeğe, hurması, ayranı, tatlısı, her şey var. Biraz sonra işte bu yemeklerden vatandaşlar yiyecek. Birlik ve dayanışma önemli, birlik beraberlik önemlidir dedik. Ramazan çünkü önemli, duyguları da besliyoruz aynı zamanda. Peki vatandaşlar ne düşünüyor böyle kalabalık sofrada? Eminim pek çok kişi aslında birbirini tanımıyor. Efendim, hayırlı Ramazanlar. Sağ olun, hoş geldiniz. Ramazan ayımızın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını dileriz. Mahallemizin güzel bir şenliği çok hoşumuza gitti. Çok beğenerek geldik. İlk defa geldik. İşten çıkıp geldik. Gerçekten böyle şeylerin devamını diliyoruz. Bağcılar Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Peki efendim. Efendim, Ramazan nasıl geçiyor? Oruç nasıl geçiyor? Vallahi çok güzel geçiyor. Herkese hayırlı olsun Ramazanımız. İstanbul'da havalar serin gidiyor. Evet. Şans mı dedin? Evet. Değil mi? %90 şans, yani serinlikte daha rahat tutuluyor. Hatta şu an üşütüyor bile hava. Evet. Peki, tutmayayım size. Şimdiden afiyet olsun. Orucunuzu Allah kabul etsin. Şöyle ilerleyelim. Bakın, görüyorsunuz, uzun boylu boyunca masaları görüyorsunuz efendim. Yüzyıl Mahallesi'nde bu bir sokak iftarı ve Bağcılar Belediyesi 22 mahallede bu sofraları kuracak Ramazan boyunca. Belediyeler tabii Ramazan ayında da boş durmuyor. Onlar da vatandaşlara hizmette bulunuyorlar ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı da bekliyor vatandaşlarla beraber. Efendim, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun efendim, beraber olsun, buyurun. Siz de beraber oturmuşsunuz, bekliyorsunuz galiba ezanın okunmasını. Nasıl bir duygudur o eski Ramazanların tadını? Belediyeler de aslında yakalamak için böyle sokak iftarları düzenliyor ama o eski ruh yakalanabiliyor mu? Ne diyorsunuz? Şimdi eski ruh dedin ama ben o kadar eskiye gittim ki bu mahallelerde, ki bu mahalle de o zaman bizim mahallemizle aynı mahalleydi. Sonradan bölündü. Çocukluğumun geçtiği yılları da hatırladım eski Ramazanlar deyince. Ve o yıllardan bu yıllara Bağcılar'ın bir çocuğu olarak şimdi aynı sofrada hemşerilerimizle bir belediye başkanı olarak İftar etmek herhalde güzelliklerin en güzeli olsa gerek. Ben böyle güzelliği yaşatan bu milletimize çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten onlar büyük insanlar. Onlara hizmet etmek de herhalde bizim için de hizmetlerin en güzeli. Ama mutlaka Ramazan'ın güzelliklerini ben yaşamalarını ve paylaşımlarını, dostlukları, muhabbetleri artırmalarını, komşulukları artırmalarını, fakir fukarayı unutmamalarını tekrar tekrar hatırlatırken buradan bir şey de özellikle ifade etmek istiyorum ki bu iftarlarımız bizim hayırseverlerimiz ve bu Ramazan programlarımız destekleriyle oluyor. Bunların desteklerinden bir tanesi de sizlersiniz. Ben bu vesileyle teşekkür ediyorum. Tüm hayırseverlerimize, destek verenlere. Ama Ramazan'ın son haftası Bağcılar'da yetimler haftası. Bunu unutmayalım. Evet. Tüm Bağcılarlı yetimlerimizi biz tepeden tırnağa mağazadan giyindiriyoruz. Buna katkı sağlayan herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Allah kabul etsin diyelim herkesin orucunu. Şimdiden afiyet olsun. Artık az kaldı, dakikalar kaldı İstanbul için iftar vaktine. Kimi hala evine yetişmeye çalışıyor, kimi çoktan sofraya oturdu. Ezanın okunmasını bekliyor. Tatlı bir telaş var her yerde. Az kaldı efendim. Biz de oruç tutanlara oruçlarını Allah kabul etsin diyelim.